Herkese merhaba. Bugün videoyu tek başıma açıyorum. Çünkü Selçuk işte bana çok güzel bir haber verdi. Hemen hazırlandım. Onun gelmesini bekliyorum. Siz konu başlığından zaten ne olduğunu göreceksiniz. Bugünü de o hayalimizi gerçekleştirerek geçireceğiz. Çıktık. Nereye gidiyoruz? Bursa'ya. Evet, Bursa'ya gidiyoruz. Bugün evimize yeni bir üye katılacak. Yeni bir birey katılacak evimize. Onu almaya gidiyoruz. Yuvasında şu anda. Bugün gitmemiz gerekiyordu. Çok ani haber geldi. Evet. O yüzden hemen hazırlanıp yola çıktık. Çok uzun zamandır istediğimiz ve hayalini kurduğumuz bir şeydi. Selçuk zaten çocukluğundan beri. Tabii çok benim çocukluğumdan beri. Ama senin de çocukluğundan evet. beri sonuçta. İkimizin de çocukluğundan beri çok sevdiği bir canlı olduğu için hayalini kuruyorduk yıllar. Daha önce ikimizin de ayrı ayrı evcil hayvanı olmuştu. Ama bu kendi evimizdeki ilk evcil hayvanımız olacak, köpeğimiz olacak ve bu çok uzun süre kalıcı olacak. Kimi de daha öncelerde sahiplendiğimiz köpekler hep eski sahiplerine geri döndü çünkü çok üzüldükleri için. Bu sefer yavruyken alıyoruz. Evet, ilk ailesi biz olacağız o yüzden. Ve hep bizde kalmasını umut ediyoruz inşallah. Gidelim, size de gösterelim gidince. Evet, çok kısa bir yolumuz kaldı. Birazdan Bursa'dayız. Kalıcı misafirimizi aldık artık. Arkada yatıyor. Kutusunda. Şurada. Yakından şurada. Gösterelim. Ama şu an kendini göstermez. Evet, şu anda sadece yatıyor. Başka hiçbir şey yapmıyor. Eve doğru gidiyoruz muhtemelen. Birkaç saat içinde eve varacağız. Onu da kutusundan çıkartacağız. Nasıl? Çok güzel. Bizi çok sevdi bence. Evet, bence de çok sevdi. Hemen sarıldı. Evet ve çok uyum sağladı bize de hemen. Bakalım eve gidelim de evde bir dolaştıralım, bir yürütelim. İnşallah evde de hemen uyum sağlar. Zaten onun için bir yer ayarlamıştık. Bakalım gidince orayı benimser inşallah hemen. Muhtemelen benimseceğini düşünüyorum ben de. Evde... Daha çok minik olduğu için hemen bize alışacak. Tabii başkasına alışmayacak. Tek gördüğü insan biz olacağız neredeyse. Sadece doğup büyüdüğü yerdekiler haricinde. O zaman evde görüşürüz. Görüşürüz. Çocuğun odasını mı hazırlıyoruz? Evet, eve geldik. Hemen hazırlayalım. Şimdi ilk gün olduğu için ona bir tane bez aldık. Bir de çiş damlası aldık. Üstüne damlatacağız. Hemen taşıma kutusunu açacağız ki çıkar çıkmaz tuvaletini oraya yapsın. Aslında karnı da çok fazla tuvaleti yapacağını sanmıyorum ama önce evet. bir yemek yedireceğiz. Yolda geldiyse eğer... Evet, muhtemelen belki yolda da gelmiş olabilir. Şimdi birazdan ilk evle tanışmayı açacağız. Şimdi burası böyle ama burayı sonra toparlayacağız. Bazı malzemeleri bugün bulamadık. Saat geç olduğu için yarın temin edeceğiz. Burayı belki çit alırız. Eğitim çiti. Güzelleştireceğiz burayı bir. Çıkmaya meraklı. Hadi gel, çok uzun yoldan geldin. Yoruldum. Bırakalım kendi çıksın bu şimdilik. Hadi. Ah.
Hadi de panda gibi değil mi? Hoş geldin. Aa. Hoş geldin evet. Sıkıldın değil mi orada kutuda? Kutuda sıkıldın. Sen oynamak istiyorsun. Sen oynamak istiyorsun. Tamam. Evimiz burası. Kıskandım yani, niye direkt sana gitti? Şimdi gel. Ben açsaydım ilk önce bana gelirdi tabii. Tamam, sonu kapat gel. Şimdi buraya gel. Gel arkama sakla ama gel. Kokladın onu gördüm. Burayı kokla. Beni kokla ama artık. Oo, korktu yolda. Evet, yolda çok korktu. Ama hiç sesini çıkartmadı. Böyle kutusunda yattı değil mi? Çok ıslı çocuk. Ama çok oynak olacak. Şimdiden oynak çünkü. Böyle büyük göründüğüne bakmayın. Tüyleri olmayınca 1,5 kilo. Evet, alırken kilosuna baktık. 1,5 kiloymuş biz. Daha fazla diye tahmin etmiştik. Böyle tüylerine bakmayın onun. Değil mi? Gel bak, seni görsünler. Gel. Daha ismi yok. İsmin ne? Çağıracağız onu. Hangisine bakarsa. Evet. Bakmıyor hiçbirine şimdi. Yolda birkaç isim denedik. Hiç tepki vermeyince kutuda. Yalama. En istedik evde deneyelim. İsmini öyle karar vereceğiz. Şimdi biraz sevelim. Yemeklerini hazırlayalım. Suyunu hazırlayalım. Değil mi? Evet. Odasına alışsın ha. Biraz onu burada bırakacağız ayrıca. Her zaman yanımıza gelmeyecek ki alışsın yerine. Sonra tekrar çekeriz. O zaman yemeği hazırlamaya geçelim. Bir yemekte buluşuruz sonra. Akşam yemeği. Bir dur. Niye yemek yerken dönüyorsun? Yemek yerken olduğu yerde dönüyor. Bak. O kadar mı acıktın sen? O kadar mı acıktın sen? Afiyet olsun. Ey maşallah. Nefes almadan yiyor. Başlangıç olarak şuraya bir çişimizi yaptık. Eve girer girmez kutudan çıkınca az önce videoyu kapattık ve buraya işedik. Ama buna işemedik nedense. Neyse bakalım, şimdi yemeğini yiyince buna işetmeyi öğreteceğiz ilk günden. İlk günden merhaba. Bugün ilk geceyi geçirdik ve ertesi güne geçtik. Sence nasıldı ilk gece? Çok güzeldi. Yani çok hiç ağlamadı. Ben merak edip iki kere yanına gittim korkmasın diye. Ben gittiğimde de hiç endişeli değildi. Yerine alışmış gibiydi. Yine de ben onu rahatlatmak için biraz sevdim geceliğin. Sen hiç duymadın tabii o sırada. Evet, ben hiç duymadım. Bir de biz ilk geceden çok korkuyorduk. Arabadan ve ilk geceden çok korkuyorduk. Arabada hiçbir sorun yaratmadı. Üstüne üstlük gece de sorun yaratmadı. Biz gece biraz ağlar diye düşünüyorduk. Evet, ama şey bıraktık yanına, ışık bıraktık açık. Evet, bir gece lambası gibi bıraktık. Kamp lambamızı yani. Bıraktık en kısık modda açık ki önünü görsün diye. Gayet de güzel bir gece geçirdik yani. Evet. Sabah da iyiydi. Şimdi yatıyor, eğitim çitini aldık. Kedinle tuvaletini yapmayı da neredeyse öğrendi gibi. Bu evet. Kadar hızlı olmasını da beklemiyordum ben. Evet, ilk günden öğrendi yani. Gerçekten içgüdüsel olarak yemek yediği yerin en uzağına koyunca gidip oraya yapıyor ve bir süre sonra alışıyor. Ben hani birkaç günü bulur diye düşünmüştüm ama sadece 1-2 kere denk getirememiş. O da çok ufak böyle bir şey. Aceleye getiriyor. Acele. Yani geldiği zaman acele ediyor ve hemen pede yetişmeye çalışırken pedin yanına bırakıyor. Olsun, yine de hiç bizi zorlamadığı için çok mutluyuz. Bence o da alıştığı için bu şekilde. Şimdi yanına gidelim. Uyuyor işte bak, peteğin yanında. Oradan kalktık buraya yattık. Ben uyandım, dur şimdi bak. Ne yapıyorsun? İyi mi böyle sıcak sıcak? Yaşam alanını beğendin mi? Evet, çiti bu şekilde yaptık. Bizim giyinme odamıza. Biraz yanlardan da destekledik.
Çünkü içinden çıkıyor. Daha bağlamadık etrafını. Çiş pedi burada. En uzak yerde. Yatağı burada. Maması burada. Bakalım burada eğleniyoruz şimdilik. Çiti özellikle koyduk. Geceliğin başka yerlerde yatıyor. Yerlerde soğuk olabiliyor. O yüzden bu şekilde en azından yatağını bulmuş olacak. Soğukta evet. Yatmamış olacak. Kaloriferin yanına gitmiş olacak. Bu gece yatağından çıktı. Başka yerlerde yattı. Şimdi artık ama yatağında yatacak bunun sayesinde. Biraz evde mi dolaşırsak acaba? Evi gezdi. Hadi biraz da dışarıya çıksın. Hadi kapıdan çık. Kapın orada açık. Hadi. Aha, çıkmayacağım. Ben oturacağım. Ben gidiyorum. Hadi biz gidiyoruz. Gelecek misin? Gelmeyecek misin? Çıkıyoruz biz. Hadi gel. Hadi. Hadi. Gelmek istemiyorum. Evet, kesinlikle gelmek istemiyor. Heh, kameraya. Bak. Bak buraya otur. Bak nereye yattı. Hayır. Hayır kalk, gel. Hadi çık kalk. Kapıdan. Çıkartamıyoruz şu anda. Alıştı hiç. Neyse videoyu durduralım. Biz bunu çıkartalım bence. Nereye aldı bak. YouTube'da köpekler için sosyalleşme sesleri var. Oyun oynarken onlardan açın, arkadan dinlesinler ki alışsınlar diyorlar. Biz de ondan açtık şimdi. Selçuk'la oyun oynarken arkadan onları dinliyor. Deveyi bırakırsa? Oyunu bıraktığı zaman korkuyor seslerden. Oyun oynarken ama fark etmeden onlara alışıyor. Bak oyuncağına sarılıyor bir de. Bırakmıyor sana. Hadi sen orayı ısır, ben buradan çekeyim. Çek hadi çek. Yoruldun mu? Üçüncü günden hepinize merhaba. Merhaba. Bugün Barney ile, ismini Barney koyduk. Üçüncü günümüz. İlk üç gün nasıldı? İlk üç günümüz çok güzel geçti. Evine alışıyor. Biz de ona alışıyoruz. Yavaş yavaş tuvalet eğitimini de veriyoruz. Kendisi de içgüdüsel olarak zaten nereye yapması gerektiğini öğrendi gibi. O yüzden şu anda her şey yolunda gidiyor. Evet, aslında tuvalet konusunda çok hızlı yol almaya başladık. Biz bu kadar hızlı yol alacağımızı bilmiyorduk. Şu anda aşağıda yerde yatıyor zaten. Alalım yerden, biz size de gösterelim. Şöyle kucağımıza da alalım. Her şey dikkatini çekiyor. Her şey yalama evresinde şu anda. Bir tadına bakayım. Evet, her şeyi... Bir yalayabilir miyim? Bir tadına bakayım. Şöyle bir yakından bakalım. Koklu anneciğim kamerayı. Biz şu anda çok mutluyuz artık bununla evde vakit geçirdiğimiz için. Ve yavru olduğu halde biraz zorlanırız diye düşündük ama tek sıkıntısı kakasının kokması şu anda. Başka hiçbir sıkıntımız yok. Geceleri çok rahat geçiriyoruz. Maşallah. Evet, maşallah. Biz burada televizyon seyrederken veya dizi seyrederken odasında çok rahat yatıyor. Hiç ses çıkartmıyor bizi rahatsız edecek veya komşuları rahatsız edecek bir ses de çıkartmıyor. Sanırım bu ırkından kaynaklı bir durum. Böyle bir pati koyma, devamlı bir destek alma huyumuz var. Bakalım bundan sonra nasıl geçecek günler. Ara ara videolarda Barney'e de yer vermeye başlayacağız artık. Onun da dışarıya çıkamıyor şu anda. Dışarıya çıkmaya başladığı zaman dışarıya da gezeceğiz hep beraber. Aşıları bitmedi. Belki veterinerde de bir çekeriz. İlk kez gittiğinde ne yapacak diye. Önümüzdeki hafta aşıları ne olacak? Evet. Yaşı geldi. Ay. Ayı geldi için. Ayı geldi için, günü geldi için. Öyle şu anda her şeyi yalamak istiyor, koklamak istiyor. Her şeyi öğreniyor evdeki. Dişleri kaşınıyor. Ona oyuncak aldık. Oyuncağını yalıyor. Kaşıyor dişlerini. Başka ne yapıyorsun? Ne anlatmak istersin sen? Şu anda bir şey kaşımak anlatmak isterim. Evet, şu anda yalamak isterim. Yalamak isterim, kaşımak isterim, ısırmak isterim. Üstünüze çıkmak isterim. Şu anda bu evdeyiz. Daha sonra bakalım neler yapacak. O zaman bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Eyvallah.